Bu videomuzda Koskeb'in vermiş olduğu 50.000 TL hibe şartları nedir? 50.000 TL hibe için başvuru nasıl yapılır? Onu inceleyeceğiz. Ben bu videonun içinde Koskeb'in genel vermiş olduğu girişimcilik desteklerinden hakkında da bahsedeceğim. Videonun sonunda birkaç şey değineceğim. Sadece Koskeb'in vermiş olduğu 50.000 TL hibe değil. Biraz daha konuyu açarak farklı Koskeb desteklerine de değineceğim. Bu konu hakkında bayağı bir bilgi var ama bu bilgiler yetersiz gördüm, araştırdım. Ben bu 50.000 TL hibe için başvurmayı düşündüğüm bir projem vardı. O yüzden araştırdım kendim. Bu araştırdıklarımı da paylaşmak istedim. Geçecek olursak bu hibenin şartları nedir? Bunlar hakkında genel sorulara bakacağız. Devlet kendi işini kurmak ve geliştirmek isteyen gençlere vermiş olduğu 50.000 TL liralık karşılıksız bir destek var. Bu videonun içinde Koskeb destekleri nelerdir? Nelere dikkat etmeliyiz? Bunu da inceleyeceğiz. Koskeb'in destekleri hakkında genel olarak bilinmesi gerekenlere değineceğiz. Koskeb nakit para desteği yapıyor mu? İlk önce bunun cevabını verelim. Çünkü en merak ettiğim sorulardan biriydi. Arkadaşlarım da bunu merak ediyor. Koskeb nakit para desteği veriyor. Ancak proje kabul olsa bile ilk önce hibe nakit teslimi yapılmıyor. Yatırımcı ilk harcamaları kendi yapıyor. Daha sonra faturalar ile ödemesini geri alabiliyor. Yaş sınırı kaçtır? Hangi yaşlar arasında olanlar yararlanabilecek? Gençlere nakit 50.000 TL hibe şartları nelerdir? 50.000 TL hibeye başvuru nasıl yapılır? Girişimcilik eğitimi nelerdir? Bunların da incelemesini yapacağız. Cevaplarını vereceğiz. Programın amacı girişimciliğin desteklenmesi, girişimciliğin yaygınlaştırılması, başarılı işletmelerin kurulmasıdır bu programın amacı. Koskeb programlarının genel amacı. Burada 50.000 TL'lik hibe için belli bir yaş aralığı var ama Koskeb'in birçok olanağı var girişimciler için. Bunlar için yaş sınırı aranan da var, aranmayan da var. Programdan kimler yararlanabilir? Küçük ve orta ölçekli işletmeler ve yeni girişimciler yararlanabilir. Kendi işini kurmak isteyen girişimci gençlere geliştirdikleri projeler karşılığında 50.000 liraya kadar karşılıksız hibe nakdi destek verilecek. İlk kez iş bulan her gencin maaşı bir yıl boyunca devlet tarafından karşılanması sağlanacaktır. Devlet kendi işini kurmak ve geliştirmek isteyen gençlere verdiği 50.000 TL liralık hibe üzerinden yeterli gelmemesi durumunda 100.000 TL olarak faizsiz kredi de verecek. Gençlere faizsiz kredi için kredi fonu aracılığıyla %85 kefaret sağlanacak. Yeni iş kuran gençlere 3 yıla kadar gelir vergisi ödenmeyecek. Burada kendi işinizin patron olmaya hazır mısınız? Uygulamalı girişimcilik eğitimi gibi resmimiz var, yine görselimiz. Şartlar nelerdir? Buna bakalım. Şartları kanun tasarısı taslağına göre bu desteklenen ticari hayata ilk defa atılan 18 yaşından büyük ve 30 yaşından küçük olanlar yararlanacak. Bu 50.000 TL ve 100 TL'lik destek için, 100.000 TL'lik kredi için. Devlet desteği ticari hayata başlanılan ilk vergilendirme döneminden itibaren 3 vergilendirme dönemi için uygulanacak. Buradaki 3 vergilendirme denilen olay 3 yıl boyunca askeri ücret üzerinden %15'lik vergi oranı alınmayacak. Bu belirtilmek isteniyor. Yani burada özet şeklinde zaten vermişim bunu. 18 ve 30 yaş arasındaki genç girişimciler 3 yıl boyunca o yıl uygulanan askeri ücretin %15'ini vergiden kesecek, indirecek, vermeyecek. Yani asgari ücretin %15'lik kadar bir kısmını. Bu uygulama ile kendi işini kurmak için ticarete atılan gençler devlet 3 yıl süreyle vergi muafiyeti tanınıyor. Bu sayede paraya ihtiyaç duyduğu ilk dönemler arasındaki maddi destek biraz da olsa sağlanmış oluyor. Vergi desteğine bakacak olursak yine bunun da detaylı şartları neler diye bakarsak 3 yıl boyunca olduğunu söylemiştik. Girişimciler için bir de 4 tane şartımız var. Bu teşviklerden yararlanması için girişimciler kendi işinde çalışıyor olmalı. Birinci şartımız.
ticari işletmesini üçüncü dereceye kadar yakın bir tanıdığından devralmamış olması gerekiyor. Vergi dairesine mükellef kaydı yapmamış olması gerekiyor. Teşvikten yararlandığı 3 yıl içinde sahte belge düzenlememeli. Bu da şartlarımızdan bir diğeri. Başvuru nasıl yapılacak diye bakarsak, başvuru KOSGEB üzerinden bizzat yapılacak. Bunu daha ayrıntılı olmak için KOSGEB'in sitesini ziyaret edebilirsiniz. Başvuruların nasıl yapıldığına dair. Ama bizzat yapılıyor KOSGEB üzerinden. Ben öyle araştırmalarıma göre. Ben inceledim biraz. 50 bin lira hibe krediden yararlanmak isteyenler nasıl yararlanacak? Bu ilk önce KOSGEB'den girişimcilik sertifikası alınması gerekiyor. Üniversite öğrencileri için bu 4. sınıfta veriliyor ama 3. sınıf, 2. sınıf veya 1. sınıf üniversite öğrencileri KOSGEB eğitim sertifikasını üniversiteden değil de farklı, yine KOSGEB'in anlaşmış olduğu farklı eğitim kurumları var. Buralardan ücretsiz olarak alabiliyor. 50.000 TL'lik hibeden yararlanma şartı olarak yine KOSGEB'in normal girişimcilik paketi kapsamındaki şartları taşıması gerekiyor. KOSGEB'den girişimci eğitim sertifikası alınması gerektiğini söylemiştik. Daha sonra proje hazırlanıyor bu eğitim alındıktan sonra. Girişimcilik eğitimi. Uygulamalı girişimcilik eğitimi, kendi işini kurmak isteyen girişimcilerin bir iş planına dayalı olarak kuracağı işletmelerin başarı düzeylerini artırmak amacıyla düzenlenir. Uygulamalı girişimcilik eğitimleri nerelerde verilir diye bakacak olursak, KOSGEB birimleri tarafından veriliyor. KOSGEB ile işbirliği içerisindeki çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından ve üniversiteler tarafından örgün eğitim kapsamında verilen girişimcilik derslerinden oluşmaktadır bu eğitimler. Bu eğitimler 24 saati atölye çalışmalarından oluşan toplam 70 saatlik eğitimler olup genel katılıma açık ve ücretsiz eğitimlerdir. Arkadaşlar şöyle bir bilgilendirme yapayım bununla ilgili. Bu eğitimleri hiçbir eğitime katılmadan parayla alabileceğini söylenen bazı şeyler de var. Yine bununla ilgili bir sürü dolandırıcılık var. Bu KOSGEB girişimcilik hakkında. Parayla satılanları almanızı yani önermiyorum. Çünkü bunlar sahte olabilir. Sahte belge düzenlemiş olabilirler. Bunlara pek itibar etmeyin. Çünkü daha sonra bu belgeyi aldıktan sonra hiçbir eğitime katılmadan diyelim ki parayla aldınız. Sahte olduğu ilk önce anlaşılmadı. Daha sonra 2-3 yıl sonra anlaşıldığında yatırdığınız paraları alamayabilirsiniz yani. Böyle bir sıkıntısı da olabilir size ilerleyen zamanlarda. Zaten fazla bir zamanınızı alacağını düşünmüyorum. Bu ücretsiz 70 saatlik bir haftayı kapsar. 10 saat herhalde bu girişimcilik eğitimleri. Genç girişimciye verilen destekler, girişimcilere işletme kuruluş desteği, kuruluş dönemi makine, teşhisat, ofis donanım ve yazılım desteği sağlanıyor. Genç girişimcilere yönelik bunu söylemiştik. 100 bin TL'ye kadar faizsiz kredi, garanti fonu aracılığıyla %85 kefaret imkanı sağlandığını da belirtmiştik. KOSGEB'den kredi almak zor değil. Yeter ki istekleri yerine getirin. Şartlar çok ağır değil ama herkes alamıyor. Çünkü buradaki insanların derdi hiçbir şey yapmadan para kazanmak, KOSGEB'i para dağıtıyor gözüyle bakmaktır. KOSGEB'i destekleyen sektörler, KOSGEB'in desteklediği sektörlere bakacak olursak, KOSGEB'in desteklediği sektörleri KOSGEB'in sitesinden veya Google araması ile bulabiliriz. Çünkü burada desteklediği bayağı sektör var. Bu sektörleri sayarsam video bayağı uzayacak. Videoyu kısa tutmaya çalışıyorum elimden geldiği kadarıyla. Ama genel olarak bakacak olursak ticari şeyleri destekliyor. Mesela tutayım da ben bir ev alayım, arsa, iş yeri alayım. Bu tarz yatırımları genelde desteklemediğini görüyoruz. Bu KOSGEB'e genel olarak değiniyorum. 50.000 TL'lik kredi için genel şartları zaten saydım. Oradaki sorulara cevap verdim. Yine sorunuz olursa videonun altında cevaplamaya çalışacağım. Bildiğim kadarıyla. Ben de bu işin uzmanı değilim aslında. Araştırmalarım doğrultusunda anlatıyorum. Vergi borçları bulunması KOSGEB desteğini almaya engel midir diye bakacak olursak engel değildir. Buradaki KOSGEB verilen destek içinden vergi borçlarınızı ödeniyor. KOSGEB projeleri hazırlarken dikkat etmemiz gereken şeyler, içerik güzel olarak hazırlanmalıdır. Çünkü
Bu içerik dikkate alınarak sizin projeniz kabul ediliyor ve siz mülakata çağrılıyorsunuz. Başarılı bulunursa kurul üyeleri tarafından değerlendirmeye alınıyor proje. Kurul üyeleri tarafından değerlendirmeye alınan proje test için projeyi sunacak arkadaş sözlü olarak en ince ayrıntısına kadar anlatması gerekiyor. Daha sonra bu proje sözlü anlatım sonucunda kabul edip edilmediği onaylanıp onaylanmıyor. COSGAP kurulu size davet ettiyse ben projeyi başarılı buldum ancak bir de firma tarafından dinlemek istiyorum gibisinden düşünebilirsiniz. İster PowerPoint sunum olarak da projenizi sunabilirsiniz. Kurul önüne çıkan projelerin çoğunluğu kabul görüyor. Ancak kabul olmayan projeler de var. Bu kabul olmayan projelerin çoğunluğu ise danışmanlık firmaları tarafından hazırlanan projelerdir. Bunlar da daha sonra mülakata geldiği zaman 2-3 kelimeyi bir araya getiremeyen birisinin projeyi sunması, projenin desteklenmemesine sebep oluyor. Çünkü oradaki üyeler de bunun proje için verilecek paranın heba olmasını istemedikleri için projeye kabul görmeme durumu olabilir. COSGAP proje ödemeleri nasıl olur? Buna bakarsak faaliyetler için bize bir süre veriliyor. Diyelim ki 10 aylık bir süre verildi bize. Genel olarak bu 10 ay olarak veriliyor. Daha sonra biz bu projeyi aralıklar olarak raporluyoruz. 3 aylık periyotlar şeklinde. Bu periyotlarda yaptığımız harcamaları belirtiyoruz ve bunlara karşılık periyotlar şeklinde yine harcamalara yaptığımız paraları alıyoruz. Aynı anda birden farklı COSGAP programına başvurabilir miyiz? Bu da sorulardan bir diğeri. Ayrı ayrı programlar ise birden fazla COSGAP projesine başvurabiliyoruz. Ama tek bir program ise mesela girişimcilik için bize bir program hazırlanmış. Bu programa başvuruyoruz ama bu program bitmeden tekrar aynı programa başvuramıyoruz. Bittikten sonra tekrar aynı programa da başvurabiliyoruz. Benim COSGAP ile ilgili genel olarak anlatacaklarım şeyler bu kadar. Başka şeylere değinmek gerekirse buradaki amaç girişimcinin desteklenmesi. Bir de şunu söyleyeyim. Öz kaynakları yoksa yani belli bir elinizde nakitiniz yoksa bunu almanız sizin için faydalı olmayabilir. Çünkü borç alarak veya herhangi bir yerden para alarak, destek alarak bu projeyi yapacaksınız. Yani bu benim genel olarak fikrim. Yani uymuyor da bilirsiniz. Daha sonra bu harcamalarınıza karşılık para alamazsanız ya da destek alamazsanız sıkıntı olabilir. Siz şöyle düşünün. Siz bu projeyi zaten yapacaksınız. Destek birinci amacınız değil. İlk amacınız destek değilse zaten böyle bir fikriniz varsa ortaya atacaksınız. Bu proje güzel bir değerlendirme fırsatı olur sizin için. Ama sadece bu desteği almak için yani başlarsanız desteği almak için sadece daha sonrasında sıkıntı olabilir. Proje sonunda alamayabilirsiniz. Yani dolandırıcılar var bununla ilgili internet üzerinde. Bakıyorsunuz bizim aracılığımız ile alın tarzı siteler var. Bu COSGAP sizden ön olarak hiçbir para talep etmez. Bu yüzden bunu bilmenize yarar var. Başlangıçta sizden para isteyen büyük ihtimalle dolandırıcıdır. Ya da para isteyen şirketler şöyle olabilir. Size danışmanlık etmek isteyen bir şirket olabilir. Burada. Bunlara ödeme yapabilirsiniz. Tabii. Danışmanlık ettiği şey üzerine. Böyle şirketler var. Ama danışmanlık edecek şirketi de seçmeden önce bir iyi bir araştırma yapmanızda fayda var. Birkaç şirkete sormanızda, fiyat almanızda fayda var. Ama fiyat alırken fiyat en düşük olan şirkete başvurmak değil de en iyi sizin için olabilecek şirketi tercih etmenizde fayda var. Size bu konuda danışmanlık edecek. Bir de şeyden bahsetmek istiyorum bu. Türkiye'de 1938 yılında kurulan ilk uçak fabrikasından. Mesela Nuri Demirağ diye bir girişimci tarafından ilk defa Türkiye'de uçak fabrikası kuruldu. Bu uçak fabrikası ile ilgili resmi de açtım. Aslında COSGAP ile ilgili anlatacaklarım bitti de böyle genel kültür olması açısından aklımda vardı. Girişimcilik deyince aklıma ilk bu geliyor çünkü. Bundan da bahsetmek istiyorum. Nuri Demirdağ
kendi ismiyle bir fabrika kurdu. Savaştan yeni bir çıkmış bir ülkede kendi aslında memurluk yapan bir adam böyle bir işi bırakıp girişimciliğe soyundu. İlk olarak sigara kağıdı üretmeye başlıyor. Sigara kağıdından sonra uçak fabrikasına geçiyor. Bu sigara kağıdının ismi bile Türk Zaferi'ydi yani. Türk Zaferi olması buradaki girişimciliği aslında bir nevi özetliyor. Çok geçmeden uçak üretimine başlanıyor ancak daha sonra devlet tarafından siparişler iptal edildiği için yarıda kalıyor proje. Yıllar sonra tabii değişiyor bu. Şu an böyle projeler artık desteklenmeye başlıyor. Kendi sermayesiyle üreten birisiydi. Yani bunu anmak amacıyla bunu söylüyorum. Yani anmak istedim. Kendi sermayesiyle kurduğu bir şirket uçak üretimi için, Türkiye için çok belki şu an kendi uçağımızı üretiyor olacaktık. Hatta daha öncesinde 1938'li yıllarda havacılık kursu da açmıştı bunun yanında kendi öz sermayesini kullanarak. Benim anlatacaklarım bu kadar. Kendisine saygıyla iade etmek için kısa bir bundan da bahsetmek istedim. Son olarak başvuru yapılan herkese para verilmiyor. Kurs bitene kadar ve hangi sektör desteklendiği desteklenmesi gereken sektörler var. Bunlara sadece ödemeler yapılıyor. Denetim yapılıyor tabii. Denetimsiz de olmuyor. Bir kurul tarafından yine denetimler yapılıyor. Benim anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize kolaylıklar, başarılar diliyorum.